Arkadaşlar biz şimdi medikal ürünlerimizi temin etmeye geldik. Ataya ventilatör cihazı ve konsantratör almaya geldik. Şimdi bu konsantratör aralarındaki farkı bize Asuman Hanım anlatacak. Biz bunu seçtik. Covidian markayı seçtik. Neden seçtiğimizi soracak olursanız birçok ailede zaten bunu görüyordum. Ve taşınabilirlik konusundan biraz daha hafif. Ama bu da yine aynı ama bir Asuman Hanım'dan dinleyelim isterseniz. Markalarımızın hepsinde çift girişler özelliği var. Hepsi de pediatrik hastalara uyum sağlıyor. Covidian yıllardır piyasada ismi duyulmuş olan bir marka. Lovastein de yine aynı şekilde. VIVA65'i de birçok hastamızda uyguladığımız oldu. Hepsinden çok güzel sonuçlar aldık. Ama SMA, DM, Tayzaks gibi hastalardan sosyal medyada genelde isimleri duyulduğu için bu markayı kullandıkları için Covid'den daha çok duyuluyor tabii ki. Ürünlerimizin hiçbiri Çin malı değildir zaten. Amerikan malı, Alman malı. Covid'den oldukça bataryası konusunda da uzun süre size destek verebilir. Elektrikler kesildiği zaman 10 saate kadar rahatlıkla bataryasız cihazlarımızın hepsinin bataryayla birlikte desteği mevcuttur. Biz de 7/24 destek veriyoruz zaten. Teknik servisleri de biziz, dağıtıcıları da biziz. Olası bir durumda yedek cihaz verme imkanımız da var. 467 sonrasında numara da teknik elinizde var mıydı? 7/24 teknik servis arkadaşlarımız var. Gece gündüz ne zaman bize ihtiyacınız olursa hemen yanınızda oluyoruz. Akabinde pediatrik hastalarda en çok ihtiyaç duyulan konu aspiratör ve pulsoksimetredir. Masimo ve Covidian en çok rahatlıkla kullanılabilen markalarda. Birçok çeşit pulsoksimetremiz olmakla beraber size de şey yapacağım. Hastalarımızdan en çok geri dönüşümünü mutlu olarak sağladığı iki marka var, Masimo ve Covidian. Onlar da bizde mevcut. Teknik servisleri de yine biziz. Probları konusunda ihtiyacınız duyduğu her anda size destek olabiliyor. Peki ben size şimdi bir şey sormak istiyorum. Genelde insanlar şeyi merak ediyorlar. Mesela bu Covidian ya da Masimo aldığımız zaman ventilatörlerde servis sıkıntısı yaşadıklarını söylüyorlar markaya göre. Ya bu markaya göre mi yoksa temin ettiğimiz yere göre mi Bu değişiyor? bence temin ettiğiniz yere göre değişiyor. Teknik servisi ben olayım veya olmayayım, stoklu çalıştığım için herhangi bir elektronik cihazda yaşayabileceğiniz bütün problemler karşınıza çıkabilir. Ama ben stoklu çalıştığım için size yedek bir cihaz verdiğim müddetçe sizin bu konuda içiniz rahat olabilir. Örnek veriyorum, teknik desteği parçası uzun süre gelmeyecek olan bir ürün olsa bile ben size aynı ürünü tekrardan yedek verdiğim için bu konuda problem yaşamayacaksınız. Yani mesela Masimo'nun teknik desteğini verebiliyorum. Ama bu sırada da sizi mağdur etmemek için yine bir Masimo marka size pulsoksimetre veriyorum. Bu sırada da siz sıkıntı yaşamamış Yani hiçbir şekilde biz mağdur olmuyoruz. Sadece ürünü ve cihazı seçiyoruz. Pulsoksimetre için değil, ventilatör cihazları için de yine aynı şekilde. Hangi cihazdan aldıysanız yedek cihaz olarak benim aşağıda birçok sayıda yedek cihazım var. Ve de geceleri teknik destek veren arkadaşlarım gündüzleri. Antalya, Burdur, Isparta anlaşmalı olduğumuz için bütün ilçeler de bizde. Aynı cihazınızı tekrar yedek olarak verebiliyorum. Yani Covidian kullanıyorsanız size Covidian yedek getiriyorum. Lovastein kullanıyorsanız Lovastein yedek getiriyorum. Daha sonrasında devre ücretleri var, devreleri var. Devlet bunların ödemelerini yapıyor. Hepsinin de orijinal parçasını stokla çalıştığımız için her zaman bizden bulabiliyorsunuz. Ben markadan çok desteğin size ve de yanınızda olan firmanın sizinle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kimle alışveriş yaparsanız yapın, muhatap olabileceğiniz bir kişi sizin için çok önemlidir. Biz bu konuda oldukça kalabalık çalışıyoruz. Bu konuda branşlaştık hatta.
hemşire arkadaşımız, mühendis arkadaşımız, teknik servis arkadaşımız sizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. En önemlisi zaten bu değil mi bizim için? Bizim gibi aileler için. Reçete zamanlarınız hatırlatılır. Piyasada yeni duyduğunuz bir cihaz, yeni duyduğunuz bir marka veya yeni duyduğunuz bir ürün varsa mühendis arkadaşımız piyasa araştırmasını yaparak size bunu nereden en uyguna temin edebildiğinizi, istediğiniz markayı istediğiniz şekilde kullanıp eğitim verme konusunda da destek oluyor. Bu konuda da oldukça mutlu olan hastalarımız var. Reklamlarda gördüğü bir ürünü nereden nasıl alacağını bilemiyor. Ama mühendis arkadaşımız araştırıyor, piyasasını buluyor, cihazı buluyor ve de size onu getiriyor. Bu oldukça yani konforlu bir işlem olmuş oluyor böylelikle. Ben bir de şey de söylemek istiyorum. Biz ilk geldiğimizde bu markası neydi bunun acaba? Sky mı? Revanstein herhalde. Bu sizin kendi ürününüz mü oluyor? Sizin de teknik desteği ve satışı olarak yetkilisi biziz. Şimdi bizim alacağımız dediğim gibi Covidian. Biz bunda fark ediyoruz. Aslında cihazların ikisi de aynı Asuman Hanım'ın dediğine göre. Bu biraz daha ağır. Yani çok ergonomik gelmedi bana. Daha rahat olacak bizim için diye düşündük. O yüzden bunu tercih ettik. Ama başlangıçta bize diyebilirdi. Direkt bunu da alın diyebilirdi ama yani devletin karşıladığından ilk önce bize önerdi. Bunun için konuştuk. Ama dediğim gibi biz biraz da ergonomik düşündüğümüz için Covidian tercih ettik. Arasında da böyle bir fiyat farkı var o yüzden. Tabii ki daha iyi cihazlar da var. Biraz önce gösterdiği bir cihaz mesela. Vivo 65 değil mi bu? Evet. Mesela biz Vivo 65'i Covidian'ın 3 kilo olan hastaya kadar tolere edebildiği var. Ama 3 kilonun altında daha yüksek performansla Vivo 65'in parametreleri biraz daha geniş. Ben altını çizerek söylemek istediğim, sizin aracılığınızla da insanlara duyurmak istediğim şey var. Devlet bu cihazlar için ödeme yapıyor. Devlet bu cihaz için 19.440 lira ödeme yapıyor ve 19.440 liraya da cihaz mevcut. Yani sizden... Peki bu ne zamandan? Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki bu cihazlara ödeme yapılmıyor. Devlet ödeme vermiyor. Yani daha önce bir 9 bin lirasını ödüyormuş galiba. Bu ne zaman ortaya çıktı? 3-4 ay oldu. 3-4 ay öncesinde devlet bu cihaz için 9.720 lira ödeme yapıyordu. Evet. Ekim ayından sonra 19.440 liraya. Yine fark çıkıyor denmesinin sebebi piyasadaki bütün markalar ödeme yükseldikçe fiyatları yükselttiler. Biz tam tersine kurumun ödemesine indirdik cihazları. Daha pahalı olan cihazları 19.440 lira ödüyor diye biz de 19.440 liraya çektik ve insanlar fiyat konusunda o sebeple mağdur olmuyorlar. Evet, şu pulse oksimetre ya bizim buradan bunların dışında devletin ödediklerinin dışında da temin ettiğimiz bazı cihazlar olacak. Bunlardan bir tanesi de pulse oksimetre, en şart ve gerekli olanlardan bir tanesi. Biz Masimo'yu tercih ettik. Bununla ilgili de Asuman Hanım size bilgiyi versin. Masimo oldukça iyi bir markadır. Kullanan hastalarımız da bununla ilgili çok memnunlar. Hastanelerde de bu markayı oldukça görebilirsiniz. Masimo'nun ekranları, hasta başı monitörleri, hastanede kullanılan cihazlardır. Oldukça köklü bir firmadır. Biz de bu firmanın teknik desteğini veya satışını yapmaktan da oldukça mutluyuz. Diğer bataryalıdır aynı zamanda. 3-4 saate kadar bataryalı olarak kullanabiliyorsunuz. Dışarıya çıktığınızda da size destek verebiliyor. Probları var. En küçük hastalara bile hassasiyet konusunda destek verdiği için hiç problem yaşamadık biz şimdiye kadar. Evet ya, bunun mesela bir üssü de varmış, Covidian marka. Evet. Ya bunu biz kendimiz temin ediyoruz. Bu ücretli. Ne kadar ya, fiyatları şimdi değişiyor. O yüzden çok fazla fiyata değinmeyeceğim bu konuda. Mesela bizim bundan önce sorduğumuz Covidian'dı. Covidian biraz daha pahalı değil mi Masimo'ya göre? Çok az bir fark var arada. Evet. Onu da yine biz, o farkı biz düşürdük. Çünkü dediğim gibi insanların konforu ve hizmet bizim için daha önemli. Biz hizmet misyonlu bir firmayız. Buradan memnun olan hasta, kazanılmış olan bir hasta para kazanmaktan daha önemli. Arada çok farklı fiyatlar çıkarmıyoruz. Biz ne kadara temin ettiysek çok az bir farkla size de yansıtıyoruz, o kadar.
Bakın arkadaşlar, bu konu çok önemli. Bana sürekli soruyorsunuz medikalle yaşadığınız problemleri. Daha sonrasında da ben, Mustafa Bey galiba, burada yine yetkili kişilerden bir tanesi. Onunla birlikte böyle bir video çekmek istiyoruz aslında. Hani ne gibi sıkıntılar yaşıyoruz? Normalde ücretsiz almamız gereken şeylere neden fazla fazla ücret ödüyoruz? Bununla ilgili bir video çekeceğiz zaten, ama biz şimdilik aldığımız cihazlarla alakalı, yani neler aldık, neler yaptık, bunlarla ilgili bir video çekmek istemiştim. 2 aylıktan beri biliyorsunuz biz araştırıyoruz ataya ne almamız, ne yapmamız gerektiğini. Atanın bir makineye bağlanma riski vardı. Bunları araştırmıştık ama Asma'nın da bizi aydınlattı bu konuyla alakalı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar demek istiyorum ben de sizinle, evet, söylediğinizle. Hani birçok malzemenin çeşitleri var. Birçok markalar piyasada el değiştirdikleri. Ama şu an ödüyor değil mi? Daha öncesinde böyle bir şey yoktu. Bir kısmını ödüyordu, evet, ama şu an. Mesela aspirasyon sonrası yine Ekim ayının öncesine kadar siz arada belli bir fark ödüyordunuz. Ama aylık 300 taneye kadar iki marka var elimde, Baby ve Bıçakçılar. 300 tanesini fiyat farkı ödemeden ücretsiz olarak alabiliyorsunuz mesela. Yani bunun gibi, evet, güncellemeler yapıldı. Tabii fırsata çevirenler olup hani fark alabiliyorsunuz. Biz her konuda destek olabiliyoruz. Evet, zaten o konuyla ilgili dediğim gibi video çekeceğiz. Şu tarafı göstermek istersem eğer, bataryalı aspiratör. Mesela biz bir de ne aldık? Bu yine konsant devlet karşılıyor. Konsant, bunların çok ismini şu an çeviremiyorum, daha çok yabancı olduğum için. Konsantratör aldık Atay'a. Aynı zamanda da bu cihazlara artık bağımlı bir şekilde evde kendimiz bakmaya çalışacağız. Tabii ne kadar bu cihazlara ihtiyaç duyarız bilmiyoruz, ama başlangıçta bunları temin etmemiz gerekiyordu. Onun dışında da şu grup zaten ventilatöre bağlı olan hastaların kullanmış, evet, olduğu sürekli malzemeler, filtreler, hı-hı, var. Bunların da birçok çeşitleri var. Size bu tür hastalarda en çok kanül konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Kanülün de bütün çeşitli markaları var. Birçok bahis olduğumuz Trekan'ın var, Epson'ın var, Covidian'ın var. Aspiratörler, bataryalı aspiratörlerimiz var, manuel aspiratörlerimiz. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizi birçok yerden takip eden insanlar var. Atıyorum ki Ankara'dan sizi aradılar. Şu cihazı temin etmek istiyorum ya da bunu temin etmek istiyorum dediler sizden. Kargolama yapıyor musunuz? Tabii ne şekilde çalışıyorsunuz? Biz onu da bir Antalya, söyleyelim. Burada Isparta bölgesinin teknik servisi SGK ile anlaşmalı. Zaten, evet, buradaki hastalarımıza ücretsiz olarak teknik destek veriyoruz. Ama onun dışında şehirler olarak Manisa'ya, Kütahya'ya, Eskişehir'e gidip cihaz bulmuşluğumuz var. Yani her bunlar şehirden temin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Uşak'ta olan hastalarımız var. Malzemelerini bize sürekli bildiriyorlar. Biz de kargoyla gönderiyoruz. Yani mesela özellikle küçük şehirlerde medikal sıkıntısı yaşıyorlar. Yani temin etmekte zorluk çekiyorlar. Siz aradıkları zaman da direkt kargolama yapıyorsunuz zaten. Aynen, değil mi? Bu, evet, konuda yardımcı olursunuz. Ben bize sadece bizim ekibimiz çok kuvvetli. Ben bunu altını çizerek söylemeyi önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarımız size hangi marka ne istiyorsanız Türkiye'nin neresinde varsa bulup getiriyorlar. Yani örnek veriyorum, Ankara'dan birisi bize ben böyle bir marka kanül istiyorum dediği zaman biz araştırıp bulup size geri gönderebilecek bir ekibimiz var burada zaten. Sadece ben bir de size şunu söylemek istiyorum, bakın arkadaşlar. Biz ata ilk trakostomi takılacağında şurada Epsa marka yazan bir kanül var. Bunu temin ettik biz. Bundan 3 tane aldık, tam numarası belli olmadığı için. Bunu biz 220 TL'ye aldık ama burada öğrendik ki 170 TL. Aradaki farkı görüyor musunuz? Yani 50 lira neredeyse fark var. Yani 150 lira fazladan ödemiş olduk yani biz. Ama devlet bunun ödemesi var. Ödemesini düştüğünüz zaman siz sadece 50 lira fark ödüyorsunuz. İlk başlangıçta yazmadıkları için, anladım, hani kendileri taktıkları için biz mecbur o parayı vermek zorunda kaldık. Tabii ilerleyen zamanlarda onu reçete ettirebiliyoruz. Bir kısmını devlet karşılıyor. Evet. Onun dışında mesela trakostomili çocukların kullanabileceği ne tip cihazlar var? Ne gibi aletler alabilirler? Filtreler var. Bunları mesela devlet karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Aspiratör, bataryalı aspiratörlerin fiyatları ev tip aspiratörlere göre o tabii ki de farklı. Evet. Ama devlet aspiratör için bir ödeme yapıyor. 300 küsür lira bir ödemesi var. Evet. Ama manuel bir aspiratör almak isterseniz illa bataryalı olmasın diye
arada 200 lira 300 lira farkı diyerekten alabileceğiniz bir aspiratör var. Yani ben şununla çok karşılaşıyorum. Ama aspirasyon cihazı çok önemli değil mi? Yani iyisini almak çok önemli. Özellikle pediatrik hastalarda bataryalı aspiratörü biz tavsiye ediyoruz. Herhangi bir tıkaç oluşumunda veya aniden dışarıda müdahale etmeniz gerektiği zaman da manuel el tipi aspiratörümüz var. Bundan hiçbir yerde yoktu mu? Ben ilk defa mesela burada görüyorum. Asuman evet. Hanım bana gösterdi. Bu arada bu kesinlikle reklam değil arkadaşlar. Gerçekten çok memnun kaldığımız için anlatıyoruz. Yani bu konularla alakalı çok sıkıntı yaşadığımı daha önce size anlatmıştım zaten. Dediğim gibi yani diğer tarafta 220 TL verdim. Burada 170 TL olduğunu söylediler ve ben 50 TL'yi çocuğuma daha farklı bir şey alıp da kullanabilirdim. Başka bir gereksinimi karşılayabilirdim. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor bu konularda. Trakostomili hastalarda, pediatrik hastalarda özellikle humidifier ısıtıcı nemlendirici. Bu özellikle hastanenin istediği bir cihaz. Maalesef bunun devlet ödemesi yok ama. Ne kadar peki bu cihaz ortalama bir fiyatı? Ortalama fiyatı 500. Ne işe yarıyor tam olarak? Çocuk gelişmekte olduğu için trakostomiste İsterseniz Osman bilgi versin. Buradaki Osman Bey de teknik servisten arkadaşımız. Şimdi hastanızda bazen tıkaç oluşabiliyor ya da kuruluk oluşabiliyor. Bunu nemlendirmek amaçlı şu humidifier kullanıyor. Tabii bunun seviyesini 4 kademe olarak ayarlayabiliyoruz. Çok böyle şöyle söyleyeyim. Tek bir ürün mü, marka çeşidi var mı peki? Tek bir ürün değil, marka çeşitlerimiz de var. Yani istediğiniz tüm markaya niyet edebiliriz. Yaklaşık 30 tane cihazın markanın teknik servisini yapmaktayız. Peki bunda bir problem yaşadık. Eve gelip yine bakıyor musunuz? Yani küçük bir cihaz olsa bile. Tabii ki de. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani bizde küçük cihaz ya da büyük cihaz diye bir önemi yok. İnsan sağlığı sonuçta bu. Her türlü hizmet veriyoruz 7/24. Çok teşekkür ederiz. Çok kanama sağ olun. Kanama olduğu sürece de bunu kullanabilirsiniz. Tabii ayetten şöyle söyleyeyim. Humidifier kullanmayan hastalarımız bu şekilde hem kateter mont özelliği hem de ısı nem tutucu özelliği olarak kullanabiliyorlar. Bunu tabii ben doktorla görüşeceğim. Umudu hayır isteyip ya da istemediğine dair. Tabii aynen, şimdi Atay'a gidecekler. Kurulumlarını yapacaklar. Evet. Ona göre hangisi gerekiyorsa onu alacağız. Onun dışında başka temin etmeleri gereken, ücretli almaları gereken cihazlar var mı? Ya da kullanmaları gereken. Zaten şunları devlet karşılamıyor. Bu sponge'tır ya da şeydir, evet, fitrelerdir. Bunları biz kendimiz alıyoruz değil mi? De destek olabiliyoruz. Bizim hasta potansiyelimiz oldukça geniş olduğu için... Mesela başka bir hasta başka bir ağdan farklı bir cihaz bulmuş ya da farklı bir sistem bulmuş. Biz onu size bildiriyoruz. Bakın böyle bir cihaz çıkmış, böyle bir şey çıkmış. Bunu denemek isterseniz diye. Aynı zamanda öksürtme cihazlarına da destek verebiliyoruz. Öksürtme cihazına da girebiliyoruz. Her bakımdan, her yerden size ancak sosyal olarak kendi bünyemizde yapmış olduğumuz bir artık dayanışma mı... Hastaların kullanımı sona ermiş olduğunda ellerinde kalan belli bir malzemeler varsa bizim burada bir yardım kutumuz var. O yardım kutusuna örnek veriyorum, B hastası geliyor, benim artık bunları kullanmıyorum, burada kalabilir diyor. Ben başka bir hastaya onu ücretsiz olarak verebiliyorum. Burada bir yardımlaşma şeyi de oluşturduk bu şekilde. Ya bu da, konuda da tüm aileler adına biz teşekkür edelim. Yani elimizden daha fazlası, çoğu zaman sıfır, hastamızın maddi durumu kötüyse, elimizden de bir şey gelmiyorsa kendimiz götürüp cihazı ücretsiz olarak bağladığımız oluyor. Tabii ki bu bir ventilatör cihazı değil ama elimizden ne gelirse onunla ilgili bir şey yapabiliyoruz. Ya da hastaları birbirleriyle buluşturabiliyoruz. Ellerinde bazen maddi durum hayatla her şeyi getirebiliyor. Birbirleri arasında bağlantı kurarak ücretsiz olarak birbirlerine destek verebiliyorlar. Biz gerekirse biz yapıyoruz. Buradaki yardım kutumuz var. Ya da biz birçok bakım eviyle ve yardım kuruluşuyla anlaşıyoruz. Peki sosyal medya hesabınız var mı? Sizi nereden takip edebilirler? Evet, Instagram'da, Facebook'da. Yani Sky Medical diye yazdıkları zaman çıkıyor. Sizin dışınızda başka bir firma var mı? Bu kapsamlı yok. Ya, Sky Medical adına yok değil mi? Tek yani. Hayır. Medikal iki tane şu üç tane şubesi olan bir firma, teknik destek veren bir firma, 7/24. Diğerlerinden ayıran özelliğimiz de o, teknik servis olmamız ve 7/24 hizmet vermemiz. Gece gündüz
fiilen geceleri açık değil ofisimiz, ama bir ortak bir ağımız var. Siz bizi aradığınızda aynı ambulans sistemi gibi. Mesela gecenin ikisinde Atan'ın makinesinde bir sıkıntı çıktı, problem çıktı. Evet. Yani o an sizi görüntülemem gerekiyor, göstermem şöyle gerekiyor. Numaralar var cihazların üzerinde. Bana aradığınız zaman ben size en yakın arkadaşımı yönlendiriyorum. Gerek görüntülü konuşma olarak. Bazen bir düğme kapanmış olabiliyor. Ama ani bir durum varsa arkadaşım size en yakın zamanda yedek cihazla, yedek malzemelerle geliyor. Sizin o anki konforunuzu sağlıyor. Sonrasında sabahında da irtibata geçiyorsunuz. Çünkü bizim bu konularda en sık yaşadığımız şey mesela makinede bir bozukluk çıktı ya da bir hastada bir komplikasyon gelişti. Direkt hastane. Tabii hastaneler bizim için enfeksiyon riskinin en yoğun olduğu bölge. Bu teknik servisin, teknik desteğin olması insanların hayatını kolaylaştırmakta da gerçekten çok etkili olacağını düşünüyorum ben. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Biz bu konuda şöyle, hastamızı en son çarede hastaneye yönlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizim kat ettiğimiz yolu bir kule oluşturuyoruz biz. Ama hastaneye gittiği zaman bir enfeksiyon kaptığınız zaman kulenin en altındaki taşa bir tekme vurmuş gibi her şey darmadağın olabiliyor. Hem ailenin emeği hem de bizim emeğimiz boşa gidiyor. O yüzden elimizden geldiği kadarıyla mecbur kalmadığımız sürece hastaneye göndermeden evde bütün ekibimizle birlikte çözmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için. Ben çok sağ olun. Size de aynı ediyorum. Şekilde sağ çok olun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.